Harvey Plus hoş geldiniz. Sizden gelenler serimizin 50. bölümüyle karşınızdayız. Yine sosyal medya üzerinden bize sormuş olduğunuz soruları cevaplandıracağız. Bu hafta çok soru gelmişti. Yaklaşık 100'e yakın soru geldi. Doğal olarak sadece bir bölümünü alabiliyoruz. Ben de kendimi hep kötü hissediyorum böyle cevapsız soru kalınca ama işte ne yazık ki programın zaten geneli hani konsept itibariyle biraz uzun. O yüzden sorusunu cevaplandıramadığımız insanlar bu videoyu izleyince kusurumuza bakmasınlar. Haftaya olmadı bir sonraki hafta. Hani böyle copy paste ile en azından kopyala yapıştırıyla sorabilirsiniz. İlla denk gelir alırız şeyinizi, sorunuzu. Alttan lisans olmasaydı, telif olmasaydı bir mangadan cevapsız sorular da çalışabilirdi. Bu arada yani o yüzden normalden bir tık daha fazla da soru aldım. Evet, çok uzatmamamız lazım. Başlıyorum hemen. Uzun zamandır soruyorum maalesef cevap alamadım. Mesela bu arkadaş gibi mesela şimdi Bilal girmiş. Sizce yeni Helio işlemcileri nasıl buluyorsunuz demiş Bilal Uğuz. Sen en son hatta biz seninle de bunun muhabbetini yaptık. Note 8 Pro'da G90T. Aynen oyun odaklı bir işlemci gördük. Fazlasıyla iyi seviyede ama dediğim gibi sadece G90T kısmından söylüyorum. Şu an fazlasıyla iyi. Kerem'in de yapmak istediği testler vardı. Dedim ki sonradan ben bir süre şu an işte hala hani ana telefon olarak geri dönüp S10 Plus'ı kullanıyorum. Bir bırakayım. Hani birkaç ay boyunca Note 8 Pro'yu kullanıp G90T'ni şu anda ilk baktığımızda gayet iyi. Isınma konusunda zaten içerisindeki soğutma bloğu ile falan filan çok iyi seviyede. Isınmıyor da telefon. Ama MediaTek'in eleştirilen bir yönlerinden biri de uzun süreli kullanımda çabuk performans düşüklüğüydü. Onu da görmek için uzun süre kullanmak gerektiğinden öyle bir şey de yapacağız ama şu anda en azından Redmi Note 8 Pro'da bulunan G90T'nin gayet iyi seviyede 730 benzeri gayet bütün oyunları üst seviyede açar. Ki benchmark'ları 730'dan da iyi. Daha iyi bir seviyede hatta görünüyor. 800'e kafa tutan bir işlemci olarak görünüyor ilk aşamada ve birçok kişiye de zaten önermişimdir. Devam ediyorum. Yunus Emre Tarhan sormuş. Merhaba, ben Android ile alakalı soru sormak istiyorum. Android'de root atmak nedir? APK nedir? Bunlar ne işe yarar? Yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Ben hep iOS kullandım. Nasipse yakında geçeceğim. Android'de biraz bilgilendirme olursa sevinirim. Kerem Saçlar bu haliyle daha iyi bu arada demiş. Teşekkürler. Şu an biraz uzuyor. Uzadıkça da bence daha kötü görünmeye başlıyor. Şurada çünkü... Böyle ben de mesela atayım. İşte biraz fazla uzadı. Saçları, benim de bir ama yani saçları ben de biraz böyle takılmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sorularına gelince bu soruları Google'a yazsan hemen cevabını alırsın bu arada. Yani hani en baştaki soruların için söylüyorum. Android'de root atmak cihazın kendi yasal yazılımından çıkartıp üçüncü şahısların o telefon için geliştirmiş olduğu yazılımları yükleyerek yani ROM'ları şeydeki yükleyerek gibi, şeyi açmak. Aslında sınırlarını kaldırmak hani. Root ana erişim şeyidir, merkezidir. Telefondaki normalde sen cihazı aldığında belli sınırlar dahilinde kullanırsın cihazı ki hani bir sıkıntı olmasın, stabil haliyle kullanabil diye. Ama sen üzerine bir şeyler geliştirmek ya da düzenlemek istersen bu sınırı aşman gerekir. Onda da root yetkisi almaktır. Sadece zaten Android'de değil yani. Birçok sistemde de o yetki root yetkisidir. Ana kullanıcı ya da nasıl diyeyim? Tam böyle kelimesini bulmuyorum. Aklıma gelmiyor da. Ama en basit tabiriyle hani sınırlarını evet. Kaldırıp herhangi bir şeyi yapabilir hale getirmek diyebiliriz. Hatta root kelimesi sanırım Linux tabanlı birçok şeylerde vardır. En azından şuradaki arkadaşlar o muhabbetleri ana biliyor. Ana dizin yetkisini almak doğru. APK eyvallah. Konusu da aslında en basitçe bir uygulamanın Android'deki kurulum dosyası diyebiliriz. Yani nasıl Google Play Store'dan bir tane uygulama indiriyoruz ve uygulama otomatik olarak kuruluyor. APK'da dışarıdan herhangi bir mesela apkmirror.com'dan bir uygulamanın şeyini indirip kurulum dosyasına verilen isimdir. Hatta Google Play'den de indirirken aslında Google Play üzerinden APK. Yani aslında yine bir kurulum dosyası indirmiş oluyorsun. Yapmalı mıyız yapmamalı mıyız konusu biz root'la alakalı geçtiğimiz soru cevapta çok muhabbetini yaptık. Genel kanımız şu şekilde. Eğer mevcut telefonun artık biraz eskidiyse ve root atarak daha hızlandırmak, üstüne daha hızlı ROM'lar eklemek gibi bir ihtiyacın varsa evet ama hali hazırda zaten güncel bir telefon kullanıyorsan artık çok da şey değil bence. Yanlış anlamazsan arkadaşın adı Yunus Emre, şimdilik sen yapma diyeyim. Evet evet çünkü yeni bir hani şeysin şey bazında Android'de. Demiyorum hani yermek için demiyorum tabii ki seni. Daha hani root nedir, işte APK nedir düşüncelerine yeni başlamış biriysen gidip şey yapabilirsin. En azından onları bir araştır.
Sonrasında yavaş yavaş denemelere başla ki ilk başta sen root yapmaya çalışırken bu sefer Google'dan ya da bir sonraki hafta abi brick nedir diye bize sorma yani telefonu komple sıkıntı çıkartmak. Ya Android'e geçerken bunları bilmene gerek yok aslında. Sen uygun merakı diye... varsa ve yaşı küçükse özellikle uğraşsın. Hani biraz o yüzden sormuş ya işte ben iOS kullandım Android'e geçeceğim diye. Yani bunları bilmene gerek yok aslında Android'e geçerken. Haberin olsun. Reşat Taş sormuş. iPhone 8 Plus kullanıcısıyım. Bunu satıp Huawei P30 Pro almaya değer mi? Yani bana sorarsan değer. Çünkü 8 Plus'ın ekran kasa oranı çok kötü. Ondan şöyle çok daha ekran kasa oranı iyi. Ekran deneyimi bence çok daha iyi bir cihaza geçmiş olacaksın. Kamerası zaten P30 Pro'nun apayrı bir olay. Yani başta fotoğraf olmak üzere çok iyi yetenekleri var. Süper makro, zoom vesaire vesaire gibi. Pil ömrü hani 8 Plus'ın da iyidir ama P30 Pro da o konuda çok başarılı. Bence değer. Sen ne diyorsun? Ya alacağı fiyata bağlı diyeyim. Bu son dönemde bir fiyat yükselmesi oldu ya. İşte 7 küsür da, galiba şu an P30 hani, Pro. İşte 7 küsür verip hani en azından şeyse ilk defa Android kullanacaksan belki en azından iOS alışkınsan hani ona falan geçmek bir şey olabilir. Ekran kasa oranını arttırmak açısından ama bilemedim. Yine meraklıysan yani şöyle bir şey söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. P30 Pro alırsan hiçbir şekilde pişman olmazsın. Yani özellikle de. Dediği gibi fotoğraf konusunda bayağı hoş sonuçlar elde edeceğin aşikar. Mustafa Bıyık sormuş. 5-6 bin lira arasındaki en iyi televizyon ne? Aradığım özellik Android telefonlardaki gibi APK yükleyebilmek. Şuradaki doğru yere gösteriyorumdur umarım. Ya ha, ben de diyorum ne gösteriyor burada? Şuradaki köşeden çıkan divan incelemesine gidip bence direkt karşılığını yani. Alabilirsin. Yani şöyle bunu herhangi bir şekilde reklam niyetiyle söylemiyorum. Ki ben çevremdeki birçok kişiye önerdim. 5-6 bin lira arasındaki fiyatını verip daha fazlasını alabileceğin tek televizyon. Üstüne çıkacaksan tabii ki o zaman Samsung'da da LG'de de seçebileceğin modeller var ama 5-6 bin bandında bulabileceğin şu an en düzgün ve APK kullanmak istiyorum diyorsun zaten. Seçeneği şu anda ya Android olması Android lazım. Çıkmadı. Sony'nin belki bulursun. Yok Vestel 2 çıktı galiba. Ya, satışa çıktı mı ondan tam emin değilim. Ya Kasım'da hani, çıkıyor diye de çıkacak. Samsung'la LG'yi zaten ediyorsun. Ve geriye şu anda işte Vestel'in belki Sony çıkmış oluyor, olan. Da pahalı Sony, falan. Sony'de pek zaten şeyi kalmadı. Televizyon tarafında da hani en azından o yeni teknolojileri daha gelmedi diye biliyorum bu tarafa. Elinde zaten Philips kalıyor hani. Yani bu arada şeyi söyleyeyim hani APK her APK'yı televizyona kuramıyorsun. Çünkü televizyonun Android işletim sistemiyle telefonundaki Android işletim sistemi tabii ki birebir aynı değil. Hani ben Android televizyon alırım her APK'yı kurarım diye düşünüyorsan düşünme. Uyumlu olması gerekiyor televizyonda ya da şöyle bir şey olabiliyor. Sen APK'yı kurabiliyorsun televizyona ama o televizyon uyumlu bir uygulama dosyası olmadığı için telefondaki gibi abuk sabuk görünüyor falan. Şey yapıyor direkt hani telefon dikey evet, yan görünüyor falan için böyle. Bir anda karşına yan gelebilir. Bunlara hazırlıklı ol. Mustafa Güntekin sormuş. Mi 9T'den Mi Note 10'a geçiş yapacağım. Mi Note 10'u beğendiniz mi? Valla daha kullanamadık ama ben yani dışarıdan baktığımda çok beğendim. Yani incelemelerini falan izledim yurt dışında. Yakında gelecek Türkiye'ye inşallah. Bence geçilir. Ben çok beğendim. Yani özellikle o kamera konusundan geçilebilir zaten ama başka şey çok bir şeyde da, fark yaşamazsın. Yani kamera zaten hemen yani. Hemen aynı evet, cihazlardan evet. Bahsediyoruz. İşlemciler falan çok aynı. Beraber. Yani gayet geçilebilir ama dediğimiz gibi hani en başta söylediği gibi hem fiyatı önemli olacak ki Mi 9 fiyatına gelecek gibi görünüyor. 4000'in üzerine çıkacak gibi keşke çıkmasa diyordum ben hep ama çıkacak gibi görünüyor. O da önemli hani o fiyat farkı bir anda iki kat fiyat farkı vermek ister misin? O sana kalmış bir şey ama en azından bir test edip hani kesinlikle alınır ya da beklemen daha doğru olur falan gibi diyebilirim. Hatta bence şey yapabilirsin ya. Hani çıksın piyasaya biraz bekle yılbaşından sonra almak fiyatı da biraz düşürecektir. En azından senin cebinden çıkan fiyat da azalır diye kendi açımdan düşünüyorum. Edin Borku Ersin abiye bir soru sormuş. Ben de almışım bu soruyu ama Ersin abi bugün bütün gün toplantılar ve diğer işleri için dışarıda. Bu soruyu tutayım Edin. Önümüzdeki hafta unutmam inşallah tekrardan şey yaparım eklerim Ersin abi burada olursa cevaplandırır. Chili Cash rumuzlu arkadaş sormuş. HVP olarak 2020 yılı için yayıncılık anlamında yeni planlarınız var mı? Yani biz zaten son dönemde çok uzun zamandır hatta YouTube'a ağırlık verdik. YouTube ağırlıklı olarak iyi içeriklerle yeni devam etmek istiyoruz. Bu da büyük ihtimalle direkt şeyi sormuş hani YouTube tarafını ama birçok şey var. Hani
Çok fazla plan var hatta hani. Ama hangilerini işte hayata geçiririz, hangilerini saysak burada bir saat sayarız. Birçok kafadan hani şöyle yapalım, değerlendirelim, şunu değiştirelim, şöyle bir şey ekleyelim. Seri olarak da zaten daha yakında da bir seri göreceksiniz. Onun da hazırlığını yaptık. Çok fazla seri gelecek diyelim. Hani birçok yenilik, birçok değişiklik olur önümüzdeki yıl. Barış Alanyalı sormuş. Telefon aksesuarları, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık ve benzeri şarj etmek konusunda PC üzerinde mi yoksa şarj adaptör üzerinde mi şarj etmek, hangisinden doğru olur? Teşekkürler. Barış, eğer akıllı bilekliğin vesaire kendine has bir şarj ünitesi yoksa, ki bileklik konusunda bugün işte Mi Band'lerin falan zaten kendi şarj üniteleri var. Ondan başka şarj edemiyorsun. Kulaklık vesaire konusunda amper gücü olarak bilgisayardan şarj etmek daha sağlıklı. Çünkü daha düşük voltajda şarj olan cihazlar olduğu için sen gidip bir telefonun adaptörünü kullandığın zaman illa bozulacak diye bir durum söz konusu değil. Çok uzun yıllar hiçbir şey olmadan da kullanabilirsin ama risk almamak açısından bilgisayarda veya daha düşük voltaj veren, daha düşük kapasite sunan bir şarj adaptörüyle şarj etmek daha doğrudur her zaman. Öyle kullanmanı tavsiye ederim. Teknik açıdan hani nereden şarj etsen edersen et, cihaz ne kadar şarj alıyorsa o kadar şarj alacaktır hani adaptörde de, ama Kerem'in bahsettiği gibi yüksek, eğer şarj voltajdan adaptörü aynen ölüp hani bozulup artık ya Allah ne verdiyse bir anda voltaj verirse anında bilekliğinin yanıp kapandığını da görebilirsin. O yüzden fazla yüklenme olmasın kulaklığına. Ekstradan şarj aleti almadan yani bilgisayardan zaten akıllı bileklik saatler 5 volt 1 amper ya da maksimum 2 amperle şarj olduğu için, ki çoğu 1'dir. Hani düz USB bağlantısı sana yeterli olacaktır. Burak Erken sormuş, bizim dış yazarlarımızdan kendisi bu arada, selam olsun kendisine de. GM9 Pro satılıp üzerine 500 lira eklenip Redmi Note 8'e geçilir mi? Kamera hariç hiçbir avantajı yok kağıt üzerinde demiş. Yani ben hem bu soruya hem de benzer sorular için şöyle bir cevap vereyim. Bence bir telefondan bir başka telefona geçiyorsan elle tutulur ciddi bir iyileştirme görmen lazım. Hani öbür türlü sadece böyle ayran gönüllülük gibi geliyor ve çok mantıklı olmuyor. O yüzden bunu da çok mantıklı 700-800 bulmuyorum. 700-800 Pro'ya geç. Yani eğer artık hani ben GM9'u kullanmak istemiyorum, başka bir şeye geçeyim diyorsan, geçeceğin telefonun bir işte attığın taşa değmesi gerekiyor bence. En azından Aydoğan dediği gibi Pro'suna geçersen mantıklı olur veya onun üstü artık daha yani bir şey ne kadar olursa. İşte diyelim 2 ay boyunca biriktirdiysen bu parayı, işte bir ay daha bekle. Bir sonraki ayda hem zaten fiyatı ya da kullanmaya devam et, yani hala geçerli bir telefon. Ali sormuş, soyadı yok. Bu damla çentik modası bir gün biter mi? Siz beğeniyor musunuz? Ben beğenmiyorum ama alıştım. Bitiyor zaten. Alıştım. Yani tam ekranlar bayağı arttı artık. Ya yavaş yavaş bitiyor. Ben de alıştım yani, P30 Pro kullanıyorum. Ya çentik yıl oldu neredeyse ama. Hani evet, damla çentik daha mantıklı şeye göre klasikçi. Ki artık zaten sadece damla çentiye geçti. Hani bu sene iPhone dışında yok. Klasik kullanan bir evet, daha olmadı. O da bitti. Neredeyse hiç. O yüzden hani o da belki işte ekran altına şey geldiğinde, hani belki markalar işte o şeyin mekanik şeyin kameranın, pop-up kameranın işte telefonu kalınlaştırmasından çeşitli sebeplerden ya da maddiyattan tercih etmiyorlardır. Şeyde yaygınlaştığında ekran altına gömülü bir şekilde iyice bitecek kamera o zaman, kullanımı tamam işte. O zaman zaten her şeyde onu göreceğiz yani. Mehmet Bezdan sormuş. İki sorum olacak. Yüksek megapiksel sunan cep telefonları 48-64-108 demiş. İle çekilen fotoğraflar kaç DPI? Ham olarak 300 DPI sunuyor mu? Ben bu soruyu yazarken bakacaktım bir tane örneğe ama unuttum. Vallahi ben bilmiyorum. İkinci sorum. Fotoğraf özellikle düşük ışık kalitesi, yüksek fotoğraf çekebilen ve bağlantı hızı yüksek 4.5G ve Wi-Fi telefon önerinizi alabilir miyim? Yani düşük ışık kalitesi yüksek iPhone 11 Pro, P30 Pro, Mate 20 Pro, Huawei'ler, Pixel 3, 4 olabilir. Hepsinde zaten bağlantı hızları da iyi. Başka böyle düşük ışıkta çok iyi sonuç veren, yani Samsung'un üst seviyeleri de, hani ben çok böyle sıcak değilim ama onlar da alınabilir. Note 10, S10, S10 Plus vesaire. Onlar. İlk sorunun cevabına bakarız ya. Ben hiç DPI'ne bakmadım ama yani. Ama oradaki megapiksel değeri aslında bildiğim kadarıyla DPI'den çok hani çözünürlüğünü arttırdığı için. En büyük farklılık ne oluyor diyorsanız fotoğraftaki küçük detayları, sizin o sırada da dikkatinizi çekmeyen detayları çok daha net görmenizi sağlıyor. Ya da klasik bir cevabı vardır. Fotoğrafa yakınlaştırdığında örneğin 12 megapikselde bir kere yakınlaştırmak ya da iki kere detay yakınlaştırdığında bozulur. Bozuluyorsa 108'de onu bir 5-6 kere yapman lazım.
Yani aynı fotoğrafta birini sadece örnek veriyorum elmacık kemiğine yaklaşabiliyorsundur. Fotoğraf daha sonrasında bozuluyor. Diğerinde göz bebeğine kadar girersin ve evet, çünkü daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekiyor. İşte bir yere bastırdığınız zaman falan da yani daha büyük bir çıktısını aldığınız zaman da daha kaliteli olur. Furkan Akay sormuş. iPhone neden Samsung, Xiaomi, Huawei gibi markalar gibi orta segment telefonlarda çıkarmıyor? Bir diğer sorum ise şimdiye kadar pahalı da olsa bu fiyatı ediyor, fiyatının hakkını veriyor dediğiniz cihazlar var mı? Varsa neler? Buradan HVP'ye selamlar, teşekkür ederim demiş. Selamlar Furkan. İlk sorunun cevabı tamamen marka stratejisi. Apple premium bir marka ve ona göre cihazlar çıkartıyor. En fazla işte XR gibi. Yine orta seviye olmayan ama en azından diğer iPhone'lara göre daha ucuz bir model İşlemciden çıkartıyor. İşlemciden değil de işte farklı şeylerden kısarak. Yani işte hani kötünün iyisi gibi ya da işte pahalının daha bir tık ucuzu İyinin gibi falan. Heh, ya da evet. O daha mantıklı. İyinin kötüsü falan aynen. gibi. İkinci soruna cevap vermeyelim çünkü bu ay içerisinde tam olarak sorduğun sorunun cevabı olan bir video yayınlayacağız. En böyle fiyatın hakkını veren akıllı telefonları sıraladığımız bir video olacak. Daha iyi bir cevap olur o video sana. Çok daha detaylı olacağı için o videoyu beklemede kal diyelim. Enes Doğukan Kurnaz sormuş. Piyasadaki yeni oyunları en iyi şekilde oynama derdi olmayanlar için bir telefonun 4 GB ya da 6 GB RAM'e sahip olması bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Derdi olanın bile çok fazla değiştirmez. Ya zaten şöyle oyundaki şey. Akıcılığı etkileyen şeyin ana olayı RAM dediği. Chipset. Yani hem işlemci hem GPU. RAM sadece şurada etki olabilir. Birden fazla uygulama açılınca telefon ne kadar şişiyor ya da bir uygulamadan diğerine aşağıda açık olan bir uygulamadan diğerine geçtiğin zaman kaldığın yerden mi devam ediyorsun yoksa onu yeniden mi başlatıyor gibi konularda bu sorduğun sorunun daha çok etkisi var. Senin sorduğun sorunun cevabı aslında işlemci ve GPU temel olarak en çok etkiliyor. Onu da söyleyelim. Göktuğ Akan, kablosuz kulaklık incelemeleri güzel geliyor ama bir akıllı saat incelemelerinizi az görüyorum. Amazfit, Huawei, Apple ürünleri gibi bu yöne ağırlık verme planlarınız var mı? O biraz daha gelmiyor, bize gelen ürün aynen ürünlerden. Bir de şimdi akıllı saat sektörü zaten senede her markanın bir, hadi bir ihtimal iki, o da hani aynısının laciverti versiyonu olarak çıkardığı ürünler olduğu için bunu beklememiz, bu döngüyü beklememiz gerekiyor. O yüzden hani şey olmuyor. Amazfit konusunda bir ihtimal hani edinerek olabilir ama Apple tarafı zaten bize herhangi bir ürün göndermediği ve en azından yakın çevremizde de işte her yeni çıkan Apple Watch'u alan vesaire biri olmadığı için hani ödünç de alıp isteye bir inceleme durumumuz olmuyor. Örneğin iPhone 11 Pro incelemesini de bizim Osman Amerika'dayken satın aldı diye yaptık. Diğer türlü dolarla bizde de için. Evet çıkmazdı yani. Evet, yani gerçi doğru. Yine mesela ya yapıyoruz da işte hepsini yapamıyoruz ne yazık ya bileklikler ki. Bileklikler en azından geliyor. Onların zaten sık sık görüyorsunuz da akıllı saat konusunda hani ürünün bize gelmesi gerektiği durumu maalesef ki var. İki sorun var. Bir, telefonu gece şarjda bırakmak pile zarar verir diye bir inanış vardı eskiden. Günümüzdeki akıllı telefonlar telefon şarj olunca elektriği kesiyor diye biliyoruz ama kestikten sonra şarj %99'a düşünce tekrar şarj etmiyor mu ve tüm gece bu olay devam ettiği için pil zarar görmüyor mu? İki, bir ara Honor 9X diye bir telefon tanıtılmıştı. Bir türlü Türkiye'de satışa çıkmadı. Sizce Y9 Prime'ın satışını engellememesi için mi satışa çıkmıyor? Hayır. Çünkü yaklaşık olarak aynı fiyata Y9 Prime'dan çok daha başarılı bir telefon bence. Bu arada hoş geldin Kerem demiş. Hoş buldum Ali Rıza Güven. Şimdi ikinci sorunun cevabı Honor 9X bu hafta içinde Türkiye'de lanse edilecek. Davetli olarak biz de katılacağız. Haftaya. Haftaya mı? Yani onların siz bu videoyu izlerken ki hafta diyelim. Bugün, başlayacak. Yarın öbür gün değil mi ya? Yok salı günü. Salı günü mü? Tamam o zaman önümüzdeki salı günü diyelim. Siz cumartesi bu videoyu izleyeceksiniz. Satış tarihi de o gün açıklanır büyük ihtimalle bir hafta içinde veya aynı gün yani ertesi gün satışa çıkmış olur. Şuna da söyleyeyim Honor hiçbir zaman Huawei'nin telefonu işte kesilir falan filan gibi düşünmüyor. Çünkü Honor Onlite'la P-Smart 2019'a bakın. Honor Onlite'ın bazı noktalarda daha iyi ve daha ucuz olmasına rağmen gayet çıktı. Onlar tamamen farklı pazarlamalarla. En büyük rakibi gibi davranıyor hatta yani net bir şekilde baktığımızda. Devam ediyorlar işte buralarında orta, değil. Aynen orta seviye Huawei telefonun Honor tarafında farklı bir versiyonunu görüyoruz her zaman.
İlk sorunun cevabı da her ne kadar şu konuda doğrusun, eskiden olduğu kadar telefonu şarjda bırakmak zararlı değil ama yine de pil ömrünün daha çabuk bitmemesi adına, o döngünün daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına gece şarjda bırakmak önerilmiyor bu konudaki uzmanlar tarafından. Hatta %20, %80 kuralı diye de bir kural var. Bu kural da pil döngüsünün en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına ortaya atılmış bir kural. Tamamen hani pil teknolojisiyle alakalı. Olay şu, %80'e kadar telefonu şarj ediyorsunuz, şarjdan çıkartıyorsunuz. Tekrar şarj etmeniz de %20 oranında oluyor. Eğer bu oranda günlük kullanımda tabii ki çok gerçekçi değil her zaman böyle yapabilmek ama eğer bu kurala uyabilirseniz telefonunuzun pil ömrü, pil döngüsü çok daha sağlıklı oluyor. Bunu da ekstra söylemiş olayım. Ona hatta şey diyenler de var. Ben çoğu zaman da uygularım ki sistemin de rahatlaması açısından iyidir. Haftada bir de %0'a getirmek. Evet, arada bir de tam boşaltmak aynen iyidir. Hem bir pil için de iyi oluyor. Aynı zamanda pili kenara bırakalım. Hani piliniz bitmemiş bile olsa haftada bir telefonu bir kapatıp yeniden başlatmak da sistemin rahatlatması açısından iyidir diye de. Bayağı da bu sefer bak uzun soru oldu diye bence daha kısa bir süre. Lap yaptık. Çok hızlı geçmiş gibi hissediyorum. Haftaya biraz bir daha şunu yapabiliriz. Haftaya toplu biraz soru daha da gelmemiş ama o da uzatırdı ya. Evet, goy goy sorusu da yoktu. Bir tane vardı almadım. Neydi o soru ya şey. Alfa erkek nasıl olunur diye geçen hafta herhalde programı izleyip benzer bir soru sorayım diye düşünen bir izleyenizdi. Ama almadık. Biraz seksist de bir konu olduğu için almamayı tercih ettim. Arkadaşlar sizden gelenler serimizin 50. bölümü bu şekildeydi. Haftaya belki daha çok soru alıp bu şekilde hızlı hızlı cevaplandırarak herkesin yani en azından birçok kişinin sorusuna cevap olabiliriz. Bir de onu deneyelim. Bize Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'taki HVP Muhabbet isimli gruptan ulaşabilirsiniz. Ben aşağı hep unutuyorum ama sosyal medya linklerimizi vereyim aşağı. Takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Aynı zamanda şahsi hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Benim Kenginer Aydoğan'ın... Düz Aydoğan Aykanat. Aydoğan Aykanat değil mi? Moonborn Moving olarak da İngilizce'ye çevirebiliyorsunuz Aydoğan'ın ismini. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.